müzemiz maalesef şimdi karanlık. Bugün ben orada bazı şeyler değiştirmek istiyordum. O biliyorum ben. Maalesef bunu benim bütün ısrarlarıma rağmen bu şeyi ışıklandırma meselesini bertaraf edemediler. Orada mimari bir hata olmuş. Onu bir türlü kabul edip rasyonel bir şeye tavsiye geçmiyorlar. Diyorsunuz ki hocam bir takım eksikler var. Evet, onlar da giderilecek. Evet. Bilmiyorum gideceğini bilmiyorum. Hayır. Mesela orada birçok pencereleri kapatmışlar. Birinci katın bütün pencerelerini kapatmışlar. Neden kapatılmış? Ben bunun sualimin cevabını ben alamadım. Yani öyle söylemiyorum. Yani bunu maalesef söylemek zorundayım. Orada kendisini bu müzenin kurucusu gibi görmek isteyen bir mimar var. O maalesef kendisini biraz da dev aynasında görüyor. İstediği gibi şeyleri oraya sokuyor. Benim için kabul edilmeyen unsurlar sokuyor. Ekranlarda gösteriyor. Yani ihtisasa hürmet etmiyor bu saat. Kendisini ilim tarihi görüyor. O maalesef yani bunu bana o kadar bu onun bu keyfi hareket tesir ediyor ki şu sualı soruyorum. Müzenin kurduktan sonra kurma hususunda bu kadar zorluklara uğradığını bilseydin bu müzeyi kurar mıydın diye bu sualı çok zaman soruyorum. Bunun cevabını maalesef bazen menfi bazen de müspet veriyor. Ama o sorunun cevabını zaten o çocuklar vermiş size hocam. Hayır, hayır. Ya o çocuklar tabii mesut ediyor beni tabii. Fakat orada noksanlıklar var. Bu adamcağız hala orada kalacağını, o bütün onların şey, mimarı tarafı bir tarafa, müzenin bütün işlerinin mesul olduğunu olduğunu iddia ediyor, zannediyor. Bu fikrini değiştiremiyoruz adamın maalesef. Peki hocam, müzeyle ilgili yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Bahsetmiş olduğunuz eksikliklerin de noksanlıkların da zamanla daha çok giderileceğini düşünüyoruz. Şimdi hocam geçen programda şöyle bir anlatımdan çok önemli bir konuydu. Bilimler tarihinde Batılı aydınların Müslüman bilim adamlarından bazı alıntılar yaparken Müslümanlara ait bazı kitapların üzerine sonradan başka Batılı aydınların isimlerini, bilim adamlarının isimlerini yazarak yayınladıklarını söylemiştiniz. Bazı dinleyicilerden o konuda bazı sorular da gelmişti. Bazılar yanlış da anlamışlar ama bu konuyu biraz açar mısınız? Yani Batılılar Müslüman aydınlardan alıntı yaparken nasıl davranıyorlardı? Avrupalılar Yunan ilimleri, bilgilerini mesela sadece Müslümanlar vasıtasıyla tanımadılar. Yunan bilimine, tıbbını, hatta felsefesi Aristo'nun, Galen'in adını Avrupalılar biliyorlardı. Bazı kitaplarını tercüme etmişlerdi. Fakat bu tercümeler İslam'dan evvel, ya 5. 6. yüzyılda bunlar Avrupa kültür dünyasında hiçbir değişiklik, hiçbir tesir aşağı yukarı uyandırmıyordu. Fakat Müslümanlar Yunan ilim bilgilerini dahi 7. miladın 7. yüzyılında öğrenince bunu bütün sebeplerini burada anlatamayacağım. Büyük bir cesaretle, büyük bir susamayla ve büyük bir maziye, bilgiye, hürmet aşkıyla başladılar. Müslümanların başlayış şartları bilimler tarihinin hiçbir safhasının yerinde, kültür merkezinde olmayan bir motif kazanmıştı. Ve bunlar bu şekilde Müslümanlar ikinci yüzyılda bilimlerde yapıcılık, yani bu tutumlarıyla kreativite, yapıcılık merhalesine ulaştılar ki bunun üzerinde bilimler tarih tamamıyla bunun manası üzerinde bile durmamıştır. Hatta bunu mesela benim inancım budur. İkinci yüzyılda
Bunun sonunda kreativite bulmuşlardı. Bu usta ihtilaflar var. O mühim değil. Yani Müslümanların girişi çok mühimdi. Ve onların başlarken hocalardan öğrenmek suretiyle bir başlangıçları vardı. Onun için bilim kör, bir kör dövüşü halinde İslam dünyasında başlamadı. Şuurla başladı. Ve bu şekilde yüzlerce yüzyıl devam etti. Avrupa'da dediğim gibi Yunan bilimlerinin biraz tanıma merhalesi İslam'dan evvel olmuştu. Fakat bu tesir etmemişti. Ondan sonra İslam, yani miladın 10. yüzyılında İspanya'daki Müslümanların tesiri, İspanya dışı Avrupa'ya tesir başladı. Bu tesir orada düşmanlarının bilimini alma manasında oldu. Müslümanlar ise katiyen böyle böyle bir şey tanımıyorlardı. Onlar ne olursa olsun, kaynak nereden olursa olsun, bilim alınması gelen bir şeydir. İnsan beşer hayatı için zaruri olan bir unsurdur. Mefhumu Müslümanlar da teşekkür etmişti. Buna inanıyorum, yani bunu sadece mücerret olarak İslam kültür dünyasına methetmek istemiyorum. 50-60 senelik uğraşmam sırasında bende bu intiba uyandı. Avrupalılar da düşmanlarından alma. Mesela Müslümanlar Yunanlardan alır. Yunanlar ateistler. Fakat hiçbir zaman Yunanların ateist olduğunu düşünmediler Müslümanlar. Bilgi neredeyse bilgiyi oradan alırlar. Onların dinlerine sadık kaldılar. Onun için Aristo'nun ismini zikrettiler. Galen'in, Hipokrat'ın, Batlamyus'un isimlerini zikrettiler. Memnuniyetle, yani icap edince tenkit ettiler. Fakat tenkitte insaflı kalmaya çalıştılar. Tenkitler ve ilim böylelikle tabii bir yola gitti. Ama Avrupa'ya gelince, Avrupa'da bilim düşmandan alan bir bilimdi. Ve ilk alan insanlar da din adamlarıydı. Din adamlarının orada, yani bunun bir defa din adamlarının orada müdafaa manasına kilisenin bugünkü Avrupa medeniyeti doğmasındaki rolü çok büyük. O rol nedir? Bunlar manastırlarda İslam bilim kitaplarını tercüme ettiler. Hatta Yahudi hocaları buldular ya, onlar tercüme ettiler, onların tercümelerini Latince'ye çevirdiler. Böylece başladı. Onlar için bir düşmandan bir mal kaçırma şeklinde oldu. Başlangıç öyle oldu. Başlangıç yaşı yanlıştı. Bir. İkincisi, sadece kitaptan aile geçen kitabı, bunlar altın mağazası gibi falan alıyorlar, bunu şey yapalım. Hristiyan İslam dünyasına karşı bir silah gibi nasıl yani alalım, kuvvetlenelim falan hırsı vardı. Tabii bununla böyle alınca müelliflerin adlarını zikretmek onlar için bir problem değildi. Öyle bir problemler yoktu. Daha 10. yüzyılda İspanya'da bile ortaya çıkan bazı kitapların müelliflerini tanımıyoruz. Fakat muhteva mühim. Yavaş yavaş yayılıyor Avrupa'ya, Fransa gidiyor, Batı, işte Doğu Avrupa'ya doğru. Yani bu İspanya'nın doğusuna doğru yavaş yayılıyor. Bu bir. İkincisi, sonra İtalya'dan geliyor mesela. İtalya'ya büyük çapta İslam bilimlerinin kitaplarını sokan bir Arap. Konstantinos Afrikanus denen bir adam. Bu adam Tunus'tan geliyor bir takım. Geliyor bir sefer Sicilya geliyor. Oradan Napoli'ye geçiyor. Oralara bakıyor. Diyorlar yani Avrupalı kaynaklar yazıyorlar. Bakıyor. Kendisi biraz tıptan anlamış. Bağdat'a gitmiş biraz tıp öğrenmiş. Avrupa'da tıp yok. O acaba Hristiyan bir Arap mıydı? Yoksa Hristiyanlığı kabul eden bir Arap mıydı? Onu bilmiyoruz. Bunun olsa münakaşa
gidiyor, dönüyor şeyde, insanlara temas ediyor, sempati duymaya başlıyor Hristiyan dünyasına, dönüyor. Bir muazzam bir 100 kadar daha fazla bir kayıkla mı ne gemiyle şey getiriyor kitapları. Bir kayık mı gemiye batıyor. Kitapların bir kısmı kayboluyor, bir kısmını kurtarıyor. Ama yine 70 kadar, 80 kadar kitap getiriyor. Sokuyor. Bunlar başlıyorlar bir manastıra kaplanıyorlar. Bu Arapçası, Latincesi yok. Biraz öğreniyor tabii, şey yapıyor. Latinceyi bilen diğer din adamlarıyla bir tercüme ediyorlar. Bu adamcağız mesela Constantinus Africanus 25 önemli tıp kitabını tercüme ediyor. Latinceye. Arapçadan Latinceye tercüme. Latinceye tercüme ediyor. Tercümelerin seviyesi, Latincesi düşük ama öbürlerinin yardımıyla zaten yapılmış tercümeler. Bunların bakıyoruz, bu 25 kitabın hiçbirinin üzerinde Arap ve Müslüman müelliflerin adı yok. Hepsinin çok üzerinde ya adam kendisi adını yazıyor, ya hatta mesela bir Avrupa'da bir 20. yüzyıla kadar Galen'in adı altında yaşayan bir mühim tıp kitabı var. Bunu Huneyn İbn İshak'ın kitabı, meşhur bir kitap var, bu kitap bize kadar kalmış. Bu kitabın hem bir tarafta şeyi düşünürüz, Latince tercümesi bir daha oluyor. Öbür taraftan bu adamın tercümesi. Bir bakımdan Huneyn İbn İshak'ın adı var, öbür taraftan Galen'in adı var. Böyle yüzyıllarca şey yapıyor. Bunu Hesbek adında büyük şey, İslam tıbbını, göz tıbbını dünyada en iyi bilen bir insan. Hatta onun reliyefini bizim üzerimize asacağım. Asacağım, o adamcağız bakıyor. Ya bu şeyin 800 yıl Avrupa'da Galen'in göz kitabı diye tedavülü olan kitap, bu neydi Müsak'ın kitabının tercümesi. Mesela bir taraftan bir kitap var, Aristo'nun, Aristo Esnadi'den bir taşlara dair, kıymetli taşlara dair bir kitap. Bunu 1928 senesinde Holmyard denen bir İngiliz bilgini var, o keşfetti. Bakıyor bu şeyin, İbn Sina'nın Kitab-ı Şifası'nın taşlara dair olan kısmı. Bu şey kısım ne yapıyor? 1924 ve 28 yılına kadar şeyin Arizona'nın ismi altında Avrupa'da dolaşıyor. Peki hocam, bu çok önemli bir nokta bu. Maksatlı bir şey mi görüyorsunuz burada? Çünkü hayır, bir hayır, maksatlı değil. Maksatlı. Maksatlı da zannetmiyorum. Maksatlı. Hani düşmandan bilgi almak. Bu belki Constantinus Africanus da var. Onu Avrupalılar münakaşa ettiler. Diyorlar ki bu kabul etmiyorum. Diyorlar ki kitabı eğer Müslümanlar adını zikretseydi kitabı daha çok azrabet gösterirdi. Hmm. Onun için kendi adını koydu. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Amcaz şeyin biraz kabaca söyleyeceğim. Bu Avrupalıları çocuk yerine koyuyordu. Onlara her şeyi, tabirime af buyurunuz, her şeyi yutturabileceğini zannediyordu. Ne verirsem kabul ederler. Bunlar piyasaya sürüyordu. Kendisi şey yapıyordu, büyük bir şöhret kazanıyordu. Bakıyorsunuz ona adamlar tercüme ediyorlar. Başka şey, manastırda çalışan din adamları, kilisenin adamları onun tercüme ettiğini bildiği halde onun adını koyuyorlar. Yani onunla şey yapıyorlar, onun kölesi haline gelmişler. Orada büyük bir üstünlük var. Bu Arap İslam dünyasında gelmiş. Artık onun her söylediği kanundur diye zihniyeti var. Böylelikle yürüyor Avrupa şeyde. Yani kör dövüşü İslam ve Latin dünyasında 16. yüzyıla kadar, 17. 15. yüzyılın sonuna kadar bilimlerin gelişmesi, alınması bir yağmacılık, bir kör dövüşü halindeydi. İslam dünyasında bir şuur vardı. O büyük çapta, orada da bazı hatalar vardı tabii. Fakat genelde orada şuurlu bir gelişme
Öbür tarafta şey, ama bir şey vardı. Erkaç'ın bir Türkçesi bilmiyorum, Almanca bir kelim. Onur falan diyelim. Büyük bir onurla alıyorlar, şey yapıyorlar, kendilerini büyük görmüşlermeye falan. Bir mücadele ruhuyla şey yapıyorlar. O da belki onda hürmet duyalım ama bugünkü Avrupa medeniyeti bu böyle bir gayretin omuzlarına dayanıyor. Onu da söyleyelim. Yani bizim için kabul edilmeyen bir ele alış tarzı, fakat bugünkü medeniyetin gelişmesinde her ne olursa olsun büyük rol oynuyor. Peki hocam, çok güzel bir şekilde konuda açıklanmış oldu. Bir de hocam, sürekli vurguladığınız bir şey var konunun devamı olarak. Diyorsunuz ki Batılılar karşısındaki kompleksten kurtulalım. Böyle bir çağrınız var. Biraz açabilir misiniz hocam? Evet. Siz bir kompleks olduğunu kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ben ediyorum hocam. Evet. Çünkü tablo, şu andaki tablo, az önceki işte Müslümanların bilimde ilerlediği dönemdeki, az önce anlatmış olduğunuz tablonun tam tersi bir dönem yaşıyoruz bugün, evet, maalesef. Evet, bu kompleks var. Bu hususta uzun uzun düşündüğüm, okuduğum ve kendimi inandırır bir neticeye vardığını zannediyorum. O şu: Müslümanlar, Avrupalılar Müslümanlardan bilimleri 500 yıl aldılar. 10. yüzyıldan 15. yüzyılın, hatta 16. yüzyılın içine kadar aldılar bilimleri. Aldıktan sonra onlar Müslümanlar da burada sebeplerini girişemeyeceğim şekilde bir duraklama, biraz yavaşlama, ondan sonra da gerileme başladı maalesef İslam dünyasında. Öbür tarafta İslam dünyasında bu gerileme başlarken, bunu söyleyeyim, İslam dünyasından gelen bütün malzeme, silah, kitaplarla yeni bir dünya başladı Avrupa'da. 16. yüzyılın sonunda, 17. yüzyılın başında Avrupalılar kendilerini İslam dünyasından üstün görmeye başladılar. Bağımsız teknik sahasında Avrupa'ya, İslam dünyasına geçmeye başladılar. Belki teoride hala geçmiş değillerdi. Müslümanlar da 17. yüzyılda Avrupalıların teknikteki bu üstünlüğünü görmeye başladılar. Ama Müslümanlar bunun kendilerinin Avrupa'yı bu üstünlük haline getiren kaynaklar olduklarını, unsurlar olduklarını bilmiyorlardı. Bilemezlerdi. Avrupalılar da bunun nasıl bu duruma geldiklerini bilmiyorlardı. İşte 16. yüzyılın sonunda, 17. yüzyılın başında Müslümanlar, Avrupalılarda bir üstünlük duygusu, Müslümanlarda yavaş yavaş bir aşağılık duygusu uyanmaya başladı. Bunun sebeplerini Müslümanlar bilmiyorlardı, bilemezlerdi. Onun sebeplerini biz, yani bizim Türkler, bize, ya İslam dünyasındaki Müslümanlar bugüne kadar bilmiyorlar. Neden İslam dünyası gerilmeye başladı diyorum ya size. Avrupalılar geliyorlar bana, bazı Almanlar soruyorlar. İslam medeniyeti bu kadar ilerlediyse, ki kabul ediyorlar o aletleri görünce, neden bugünkü halleri bu kadar fena? Onu anlatamam. Bütün mesele o. Şimdi bu aşağılık duygusunu izaha kalkarken insanlar daima, ki bazı bizim Türkiye'de izah ederken sebeplerle, aksident sebeplerle, kauzis denen şey, sebepler, bir de aksidens var, görünüş, Arapçası araz, esbab. Siz bir Arapça biliyorsunuz. Bunu daima şey yapıyorlar, karıştırıyorlar. Sadece karıştıran Türkler değil, Müslümanlar değil, Avrupalı bilim tarihçileri de bunu yapıyor. Bunu ayırmamız lazım. Bunları şimdi Türkiye'ye dönelim.
Türkiye'ye döndüğümüzde bugüne kadar bağımsız 20. asırda da bunun 19. asırda da başlamıştı. Avrupa ile temasın arttığı 19. asır o en çok hisseden biz Türkler olduk. Bahsus 2. Dünya Harbi'nden sonra Dünya Harbi'nden çıktık. Mağlubiyet tabi uğradık. Memleketin büyük bir kısmı kaybetti. İnsanlar düşünmeye başladılar. Umumiyetle söyleyeyim. Türk mineleri bunun sebebini İslam dünyasında bulmaya çalıştı. Başka yolu yoktu. Alıştı. Mesela hakikaten Atatürk bunu en kuvvetli gören insan, geriliğimizi gören insandı. Fakat tabii Atatürk bunu bilimler tarihçisi değildi. Yanında olan bilimler, o gün bunu izah edecek bilimler tarihçisi dünyada yoktu aşağı yukarı. Çok azdı ve yoktu. Bunu Atatürk'e bunu izah edemediler. Atatürk sadece şeyi gördü. Hadiseyi gördü, sebeplerini öğrenemedi. Öğrenseydi belki birçok çareler arardı. O zaman şartlar daha müsaitti. Biz aradan geçen 85 bilim yıl zarfında çok büyük merhalelere kat etmiş olurduk. Ama bunu Atatürk'ü şey yapamayız yani, suçlayamayız. Nerede Atatürk? Çok akıllı, hatta dahi bir insandı ama bilimler tarihçisi değildi. Nereden bilecekler? Bugün bile bilmekte zor çekiyoruz. Ama realiteyi şey yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Bilmiyorlardı. Şimdi bakınız, ya onun başına sonra geliriz. Bugün bile bizim cemiyetimiz temaden yol bulmaya çalışıyor. Türkler bu yolu arıyorlar. Arayınca bazen yanlış yollara giriyorlar. Birbirinden yanlış yola girince iki tane otomobil üstünü aynı istikamete karşı taraftan geliyorlar, birbirine çarpıyorlar. İkisi de parçalanıyor falan. Onun için Türklere bu şeyin medeniyetler tarihindeki yerini göstermek ve onları 17. yüzyılın başından beri düştükleri kompleksten kurtarmak. Size şunu söyleyeyim. Bunu esasında ilk sualinizi sorduğunuz zaman söyleyecektim. Bu müzeyi ziyaretim sırasında bahsus, ondan sonra benimle temas eden Türkler, enstitüme gelen Türkler, telefon eden, bana e-mailler gönderen Türkler, kemaden şunu söylüyorlar. Hocam, siz bize aşağılık duygusundan bizi kurtarıyorsunuz dediler. Bu bana hayatımın en büyük muvaffakiyeti gibi görünüyor. Hakikaten, ama şunu söyleyeyim. Ben bu aletleri orada gösteriyorum Türklere. Onların aşağılık duygusundan kurtulmaları çok mühim şey. Fakat onların yanlış üstünlük duygularına kapılmalarını da istemiyorum. Onları yani onların gözlerinin yanlış kamaşmasına sadece biz bu kadar üstündük lan deyip oturmaları benim hedefim, gayem değil. Bütün mesele bu müthiş bir şekilde gelişen ve 800 yıl insan akıl tarihinde büyük bir rol oynayan bir medeniyetin mensubu olan insanların bunların nasıl olduğunu düşünmeleri. Orada ki insan bu medeniyeti geliştiren insan tiplerini tanımalarını istiyorum. Mesela bir Biruni'yi tanımalarını istiyorum. Bir İbn Sina'yı tanımak istiyorum. Bunların nasıl çalıştıklarını mesela düşününüz. Bir gün onun burada uzun bir konuşma mevzu yapacağım. Biruni denen adam. Bunu maalesef bilimler tarihi bilmiyordu zaten. Çok yakın zamanlarda ortaya çıkan bir şey. Bakınız, boylam derecelerini boylam derecelerini bilmek insanlığı çok meşgul eden bir şey. Ancak Müslümanların Biruni'den itibaren doğru olarak ölçebildiği bir şeyi Biruni bakıyor. Boylam derecelerinin haritalar tutmuyor birbirlerini. Ne yapıyor adamcağız? Gazan şehrinden başlıyor, Bağdat'a kadar gidiyor. Giderken
bir şemasını da göstermek isterdim ama bu başka bir fırsatı göster. Bir şehirden öbür şehre gidiyor. Oraya giderken ölçüyor metre metre. Bakın düşünün. Ne kadar dağ var, bilim ne var. Onların hesaplarını yapıyor. Onları göz önüne alıyor. Geliyor bir şehirden öbürüne. Orada yolu ölçüyor. Bu enlem derecesini ölçüyor. Öbür şehre gidiyor. Orada bir kürevi bir üçgen meydanı getiriyor. Onun ona sferik trigonometri metodunu tatbik ediyor. Orada bu beyin boylam derecesini buluyor. Bunu bulmak için aylarca zaman kaybediyor. Oradan öbür şehre gidiyor. Bilmiyorum. Ta Gazna ile Bağdat arasında tam 2 sene bu işte çalışıyor. Anlatıyor. Kaç kilometre hocam? Tahmin. Hayır, gidiş 2000 kilometredir en kısa mesafe. Dönüş 2000 ama bir de zikzak gidiyor. Zikzak gidiyor. 7000-8000 kilometrelik mesafe kat ediyor. O diyor çok zor hayat meşakkatı falan var. Bunu çok donlu bir şekilde iki kitabında anlatıyor. Bu tip yani Müslümanların bunu enstitümde aslında belirttim. Fakat bu müzede de daha atamadık o levhaları maalesef. O aslında görülecekler falan Müslümanlar, gençlerimiz Biruni neler yapmış, nasıl olmuş? Bunlar da orada levhalarda izaha çalışıyorum. Yani insanlık tarihinin en çok üzerinde duracağı hamlelerden biri. Bu 11. yüzyılda oluyor. Ve onun o gün ölçtüğü boylam derecelerini, bugünkü modern boylam dereceleriyle mukayese ettiğim zaman aradaki fark 6 dakika ile 45 dakika arasındaki gibi çok küçük bir değer. Tabii. Yani gerçeğe çok yakın bir şekilde evet, ölçüyor. Tabii çok. Evet. Yani bunu ancak Avrupalılar, Avrupa Müslümanlardan aldıkları metotlara dayanarak ancak böyle bir neticeyi 18. yüzyılın ikinci yarısında bulabiliyorlardı. Yani 19. yüzyılda. Bu tipler var. Mesela neler var? İbn-i Heysem'in çalışmaları, İbn-i Sina'nın çalışma tarzları, bu Cabir İbn-i Hayyan'ın buluşlara, insan yaratmaya kalkışmaları falan böyle şeyler. Bunlar bizim Türkler bilmiyorlar. Bunları yaparak bunlar büyük insanlar orada Müslümanlar da şunu görüyoruz. Avrupalılar İslam dünyasında bu yoktu diyorlar. Tamamen yanlışını idare etmek lazım. Ferdin insan bir tek insanın yaratıcılığına karşı, kabiliyetine karşı olan yüksek inanç. Yani bir insan tek başına çok şey yapabilir. Bir kapıcı cemiyetinde çok iş yapabilir. Kapıcı olarak. Bir başbakan çok büyük iş yapabilir. Bir bakan da çok iş yapar. Bir lise öğretmeni çok iş yapabilir. Bunu insanlara öğretmek lazım. Ferdin kudretine, varlığının derecesine karşı olan inanç. Hatırlıyor musun? Bizim milletimize diyorsunuz evet. Bu bilinci, bunu, bu duyguyu bunu, vermek gerekir. Evet, bunu vermek lazım. Bunu verirken de bugünkü Avrupa medeniyeti hakikaten bugün biz de İslam medeniyetinin halinden daha yüksek. Hocam yani, çok güzel bir noktaya ama, geldi. Evet, onu söyleyeyim. Müsaade buyurunuz. Buradan yani o yabancı değil. Bizim medeniyetimizin şey ya çocuğu değil de bizimle akraba. Yabancı değil, buradan mümkün mertebe metodu, aleti, makinayı, fabrikayı ne kadar ve ne kadar kısa zamanda alabilirsek alalım inancını şey yapalım. Bakın Japonların böyle bir medeniyete sahip, Japonlar sahip değillerdi. Koreliler sahip değillerdi ama şey yapıyor, bir inanç geliyor. Ne kadar geçişi çok kısa zamanda ne kadar büyük mesafe kat ediyorlar. Türkleri uyandırmak lazım. Türkler İslam medeniyetinin bugünkü İslam dünyasının hala en çok en kuvvetli memleketi. Hatta Avrupalı İslam dünyası da Türkiye bu nazara bakıyor. Biz bu yerimizi tekrar yani yaratıcılık yerimizi bulmaya çalışmalıyız. Peki bununla ilgili çok önemli sorularım olacak hocam. Mesela özellikle Müslümanların bu alanda
zaman ahlakına ilişkin bir sorunlar var mı? Onu soracağım. Başka sorunlarımız var ama bir kısa bir ara verelim hocam. Bir de din bilim ilişkisi var. Müslümanların İslam bilimler tarihini bilmesini toplumsal karşılığı nedir? Topluma etkisi nedir? Onu da soracağım ama bütün bunları hocam kısa bir aradan sonra sizlere sormak istiyorum. Ben bu Ergenekon meselesini şey yapıyorum. Türklerin yol araması. Yani tuhafınıza gelecektir. Bunu yadırgayacaksınız belki. Ben onların hepsine acıyorum. O adamcağız bir üniversite rektörü olmuş. Bir yol arıyor. Bugün hapishanede. İki tane orgeneralimiz. Bu memlekete ne kadar iş yaptılar, yapabilirlerdi falan. Şimdi onlar hapishanede. Bilmem şu gazeteciyi falan bu kadar memlekete iş görmüş falan. Orayı şey hapsediyor. Bugün hapiste yani ben. Belki bazı insanlar sevinebilirler. Ben bunlara çok üzülüyorum. Niye bunların neyi netice rakmına görüyorum? Yanlış yol aramanın, yol arama yanlış hasetinin şeyleri kurbanları diye görüyorum. Peki hocam çok önemli bir nokta bu. Bu yol arayışında yanlış yola düşmek yanlış metotlarla hareket ediyor olmaktan mı? Yoksa doğruları gösterebilecek bir kültürel yapımız olmadığı için mi? Siz hastalığın bakınız, nereden görüyorsunuz? Nasıl söyleyeyim? Bu insanlar bilmemenin kurbanı oluyorlar. Bütün İslam dünyasını bir büyük bir topluluk telakki ederseniz ne olursa olsun Türkiye'yi bir İslam dünyasının bir medeniyetin parçasıdır. Bunu tecrit edemez mi? Tecrit etmek, soyutmak mı? Ne diyorsunuz bilmiyorum. Onu koparamazsınız. Evet. Onun parçasıyız. Buna bazıları bunu yadırgasalarsa ama bilimle karşı olarak bunu kullanıyorum. Bunun parçasıyız. Burada mütemadiyen kendisi bir şey bir tutamak aramaya çalışıyoruz. O tutamak arıyor, bu tutamak arıyor ve bunların büyük bir sınıf altında bilgisizlik var. Ve umumiyetle bütün muhadiselerin altında, büyük bir kısmın altında İslam medeniyetinin, yani İslam medeniyetimiz bizim mensup olduğumuz bir medeniyetin çok zararlı olduğunu, orada hiçbir şey olmadığını düşünerek bir şeyler arıyoruz. Hatta şey var, o meşhur bir Feridun Attar var. Feridun 12. Attar. Yüzyılda yaşamış. Büyük bir İslam tasavvufu literatı. O Simurg diye bir kuş var. O şeye çıkar. Hakikati aramaya çalışır. Yola çıkar. Gider iki sene sonra döner tekrar çıktığı yere. Ama başına o kadar hadiseler gelir. Öbür kuşlar hücum ederler. Perişan, yaralı bilmem ne. Lan gelir memleketine falan döner. Bizim halimiz bu. Yani biz Simurg kuşu gibi şey yola çıkıyoruz. Gelişi güzel. Bir şey bulmaya çalışıyoruz. Dönüyoruz memleketimize. Bir huzursuzluk var. O yine gelelim o Ergenekon falan meselesi. Bir şey yapmak istiyorlar memleketlerini galiba. O niye yapmak istediklerini bilmiyorlar. Üniversite rektörü var mesela hocam. Yani. Üniversite rektörü. Rektör olmak diyorsunuz. Evet, tabii ki. Yani her şeyi çözmüyor. Bir huzursuzluk var. Bunu şunu söyleyeyim. Bakınız. Yani bu müzeye çok ümit bağlıyorum. O müzeyi gören insanlar bir şey çok süratli bir şekilde bilgilerini değiştirecekler. Geçenlerde Haziran ayının 13. 13. müydü 14. Cumhuriyet Gazetesi bir şey ek baskısında 6-7 sayfasını bizim müzeye, buradaki yaptığımız müzeye
burada benim hayatıma biliyorum başarılarıma falan tavsiye etmişti. O da o ne diyor orada? Profesör Fuat Sezgin'in bu müzeyle yapmak istediği mesaj bu, bize getirdiği mesaj. Din gerilimimizin sebebi değildir. Bunu Cumhuriyet'ten duyuyorsunuz. Bunun tamamıyla belki de mücadelesini yapan, bunun zıddına bir mücadele yapan bir gazete bunu yapıyor. Ben Cumhuriyet'i takdir ediyorum. Hatta onları ona telefon edip tebrik edecektim, bir mektup yazacaktım. Yapmadım onu, ihmal ettim. Yani ihmal kârlığıma kızıyorum şimdi. Ben Cumhuriyet Gazetesi'ni kazandım. Ne büyük bir şey. Ama birçok insanları o müzeyle, o müzeyi izah eden kataloglarla süratli bir şekilde onlara tesir edeceğiz. Yani ya, İslamiyet'i kabul etmesinler. Ben insanları İslam dinini, ben din daveti yapmıyorum. Ben insanları, benim bazı her şeyden evvel kendi milletimin fertlerini bu aşağılık yoksulluğundan kurtarmak istiyorum. Görsene onları bununla yapıcı yapmak istiyorum. Yani bizim münevverlerimiz, Türk münevverlerimiz bir şeyler yapmak istiyorlar fakat yapıcı değiller. Tabii biliyor musun onları içinde yaşadığım ben Alman kimliğinin fertleriyle mukayese ettiğim zaman onları produktif, yaratıcı bulmuyorum. Onların o Almanlardan daha az akıllı olduğunu iddia etmiyorum. Fakat yapıcılık başka bir şey. Bizim Türk arabamızın yollarının yollarda rahat yoluna devam edebilmek istediğini engelleyen birçok taşlar var. O taşları bertaraf etmemiz lazım. Bu taşlar bu aşağılık duygusundan geliyor, bu aşağılık duygusu da bilgisizlikten geliyor. Hocam çok güzel izah ettiniz. Bu yol arama çalışmasında yolu doğru bulabilmek için ne yapmamız gerekir diye sorduğumda özellikle Müslümanların zaman ahlakıyla ilgili bir sorunları var mı? Zamanı nasıl değerlendirmeliyiz? Yani ben sizin hayatınızda bunun çok çarpıcı örneklerini gördüğüm için özellikle sormak istiyorum. Zaman. İnsanlar zamanlarının çok mahdut olduklarını unutuyorlar. Allah'ın kendilerine bir lütuf olarak verdiği bu zamanın verilen bir lütuf olduğunu unutuyorlar. Bu zamanı doldurmaktan fayda olarak doldurma borcunun vecibesinin şuurunda değiller. Zaman o. İnsanlar şunu söyleyeyim bakın. Bu bir iki aydır Türkiye'ye sık sık geliyorum. Geliyorum mütemadiyen duyuyorum Türkiye'yi. Benim arkadaşlarım, dostlarım var filan. Tesadüfen hafta sonları geliyorum. Bana kaç kişi öyle söyledi. Efendim gelmeyin bu cumartesi benim düğünüm var filan. Yani, Türklerin hayatına evlensinler bileyim ne yapsınlar. Düğün Türklerin hayatını yiyor. Bir zaman gidiyor. Yani en yakın dostlarımı bazen geliyorum burada. Göremiyorum ben. Benim düğünümüz var diyorlar. Benim televizyon konuşmalarıma değer veren bir dostum var. Bu dostum bana bir gün ne dedi? Dedi ki vallahi sen bu şeyi dinlemeyeceğim. Orada bir düğüne gideceğim diyor. Bana çok değer veren bir insan. Bu siz bir Alman'dan, bir Avrupalı'dan, aynı çok bir Alman'dan duramazsınız. Ben de evlendiğim eşimle gittim. Nikah dairesine girdik. Şahit geldi. Pederim geldi şahit olarak bana. Bir de çok alim bir arkadaşım vardı. Bilimler tarzı o şahit. Gittik. Kayınpeder yemek yedik. Validemiz yemek yaptı. Oradan benim arkadaşım ve hanımıyla biz aldık götürdük Frankfurt'taki evimize. Tabii ben bu kadar masraflı zamanı alan düğünleri yadakıyorum. Mesela şimdi aklıma geldi. Yani bu tür zamanımızı iyi kullanamıyoruz. Zamanı iyi kullanamıyoruz evet, diyorsunuz. Evet. Çok yapmıyoruz.
oturuyoruz, boş şeylerle uğraşıyoruz. Zamanın, Allah'ın bize verdiği büyük bir nimet olduğunu unutuyoruz. Söylüyorum ben, müsaade ederseniz nasıl çalıştığımı söyleyeyim. Hocam buyurun, lütfen. Bugün bile birini söylemek zorunda kaldım. Benim yılım, çalışma yılım 365 gündür. Haftam 7 gündür. Ben cumartesi günü, pazartesi günü, pazar günü bile ben saat 7.30'dan stüdyodayım. Sabah 7.30'da. Evet, 7.30'da. Herkesten bunu istemem ama biraz yani birçok ilim adamlarından buna yakın bir çalışmayı isterim yani istiyorum. Böyle yapamazsak bu modern cumhuriyetimizi bile modern Türkiye'yi kalkındıramayız. Zamana değer vermek. Size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Kendi hayatına bahsediyorum. Kitap mı yazıyorum? Bazen yoruluyorum. Bu şekilde biraz dinlenmek istiyorum. Yaslanır yaslanmaz zaman geçiyor. Bu kitabın ne ayıracağın zamanı sen yaslanmakla geçiriyorsun. Getiriyorsun diye içimden bir ses geliyor beni hemen. Tekrar kalemi elime alıyorum. O kitabımı yazmaya çalışıyorum. Yani biraz zamana hakim olmak lazım bunu. Belki bana benim elimi öpen genç Türk çocukları benim bu sözümü duyarken belki hepsine tesir etmez ama bir kısmında da tesir edebilir. Şunu söyleyeyim size. Yine Hüseyin'den bahsedeyim belki. Başka bir münasebette de bahsetmiştim. Ben şarkı tahsiline başladığım zaman benim Alman bir hocam vardı Helmut Ritter diye. Baktı benim zamanla fena bir şey talebe değil falan diye gözünü kestirdi hocam. Bana ne dedi bir gün, kasa çalışıyorsunuz dedi. Ya dedim hoca dedim 13-14 saat çalışıyorum günde dedim. Hayır dedi. Bu tempoyla eğer bilim adamı olacaksanız bu tempoyla bilim adamı olamazsınız. Buna birkaç saat daha ekleyiniz. O dedi benim hocam Brockelmann 24 saat çalışırdı günde. Eğer gün daha uzun olsaydı daha çok çalışırdı. Ben o konuşmadan sonra bunu 17 saate kadar çıkarttım. Bilmem 70 yaşıma kadar bunu devam ettirdim ama şimdi onu 17 saati tutturamıyorum. Ama bunun için bazı şeyler böyle çalışmakla bazı şeyler ortaya koyabildim. Biraz çalışmamız lazım. Peki hocam. Ben şu kadarını söyleyeyim. Buyurun. Bizim Türkler çok geziyorlar. Çok uçakta, politikacılarımızla kapansınlar demiyorum. Dünyayla temas etmek lazım ama biraz masa başında oturarak, okuyarak dışarı gezmeleriyle kazandıkları bilgileri biraz yoğurmak lazım. Yoğurma mefhumu bize yok. Mesela geliştirme mefhumu. Okuma var mı hocam bizde? Okuma da yok. Türkler okumuyorlar maalesef. Türkler okumuyorlar. Buraya uçakla gelince bakıyorum. Lufthansa ile gelince bakın herkes okuyor. Alman büyük. Almanlar okuyor. Türkler bazen okumuyor. Yani hangisi Alman, hangisi Türk diye tebrik etmek istedim. Bak elindeki kitap olan Alman, olmayan Türk. Türk Hava Yolları'na gelince okuyan belki de tek benim. Olur mu bu? Türkler okumuyorlar maalesef. Peki okumak için ne yapmak gerekir hocam? Yani okumak için. Nasıl bir yöntemle insanlar? Onlar işte onlara ilkokuldaki hocaları bunları öğretecek. Onları öğreteceksin. Onlara bunları öğretecek bazı sosyologlarımız, pedagoglarımız olacak. Onlara el kitabı yazacaklar. Hocalar tembel bile olsa talebelerine okumuyorsa bile okumanın şart olduğunu öğretecek. Kendisini inkar ederek. Bu yok. Mesela vaazlarımız, din adamlarımız ister camide vaaz ederken yani bana kalırsa namaz, oruç onlara vecibe. Fakat onlar kadar bunların bu insan hayatına, cemiyet hayatına müspet tesir eden unsurların da bizim vaazımızın müfredatına girmeli. Tabii yani din adamı televizyonda, camisinde ve hoca ondan sonra sizin televizyonda münakiş ettiğiniz insanlar daha başkaları bunlar mütemadiyen
yani bazı bu tip problemleri, ahlak problemleri, zaman problemlerini bilen bunları, daha birçok problem, onları da fırsatta sayabilirim. Bunları mütemadiyen tekrarlamaları, öğretmeleri, yeni bir nesli yetiştirmeyi, yani diyelim eğer kendi neslimizden şikayet ediyorsak, ümidimizi gelecek nesillere tevcih ederek, onları düşünerek, onları yetiştirmeyi, onlarla çok muvaffak olan bir milletin temelini kurmayı hedef edinmemiz lazım. Bu çerçevede hocam, Türkiye'de üniversitelerin bugünkü geldiği durumu nasıl biliyorsunuz? Elinizde yetki olsa mesela siz eğitimde, Türkiye üniversitelerde ne yapabilirsiniz? Son birkaç dakikamız kaldı. Bunda bu soruyu sormuş olayım. Bunu bilmiyorum yani. Bana çok zor bir soru sordunuz. Benim üniversiteleri birdenbire değiştirmezsiniz. Tabii ki. Tabii üniversitenin seviyesi çok düştü. Benim zamanıma nispetle de düştü. Benim zamanımda da çok yükseldi. Bu İslam medeniyeti... Doğru anlaşılsın diyor hocam. Sizin zamanınız derken 1960'lardan öncesini kastediyorsunuz. 50'leri. 40-50 falan arasında filan. O zaman da biraz daha iyiydi. Üniversitelerimiz gelişmedi. Şimdi o ayrıca bir problem. Yani onu başka bir gün, başka bir konu yapmamız lazım. O zaman benim belki dinleyemi çok üniversitede talebeleri, hocaları vardır. Onlara böyle basma kalıp fikirler bulursa bu şekilde, bu çerçevede ulaştırmak istemem. Anladım. Peki hocam, son birkaç dakikamız kaldı. Sizden bazı tavsiyeler duymak isterim. Bana ne tavsiye edersiniz? İzleyicilere ne tavsiye edersiniz? Size şunu söyleyeyim. Ben umumiyetle müsbet şeyler söyledim size. Evet. Fakat şimdi burada biraz menfi bir şey söyleyeceğim size. Şu ki, ben aşağı yukarı memleketimden ayrılalı 50 yıl oldu. O zaman da cemiyetimizin şartları iyi değildi. Ama şimdi ben sık sık temas ediyorum. Memleketimde bir ahlaki gerilik görmeye başlıyorum. Ahlak geriliyor. Geriliyor Türkiye'de. Mesela insanlara, kusura bakmanızı söylemek zorundayım. Estağfurullah. Daha çok yalan söylüyorlar insanlar. İftira ediyorlar. Halbuki düşünün, İslam dini var orada. Yani burada dindar olsun, dini inkar eden insan, hepsi burada müsavi aşağı yukarı. İftira etmeyi İslam bir büyük günah ilan ediyor, kabul ediyor. Fakat Müslüman iftira ederken, yalan söylerken İslam'ın bu şartını, bu prensibini, kayasını unutuyor. İnsanlar vefasız. İnsanlar takdir etmiyor Türkiye. Bendeki intiba bu. İnsanlar başka kendisinden değil de başkalarından bekliyorlar. Ve materyalist oluyorlar. Bugün Türkler, Müslümanlar umumiyetle, fakat daha sadece Türkler, maddeye çok yönelmiş vaziyetteler. Madde inkar etsinler demiyorum ama ilk plana sokuyorlar. Maddenin peşinde koşuyorlar. Ona ulaşmak için birçok ahlaki prensipleri feda ediyorlar. Evet. Peki hocam. Mesela çok bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Türklerde şey yok. Ara haberi diye bir mefhum vardır Almanlarda. Mesela bir şey, o ne haber, hocam, tam ara haber. Ara haber. Mesela bir şey istiyorsunuz birinden. O size hakikaten hüsnü niyetle vaat ediyor yapacağını. Zamana ihtiyacı oluyor. İsteyen insan çok ihtiyaç içinde bekliyor öbür adamdan cevap falan. Öbürü diyor ki ben daha bitirmedim falan. Bitirince ona cevap veririm. Bu adamın ne kadar onun cevabına, müsbet veya menfi cevabına ya da işin yürüyüşüne yürüyüşünün safhasına bağlı bir cevabına ne kadar çok ihtiyacı olduğunu bilmiyorlar. Bakın bunun tam anlatılması için hayatımın en büyük misallerinden ve birini vaktiniz müsaade vermek isterim. Son tamam hocam, verebilirmişiz. Evet. Buyurun. Ben bundan 30-35 sene evvel Fas'a gitmiştim. Orada yazmalara tetkik çektim. Rabat'tan Fes şehrine gittim.
dönerken o zaman trene dönüyordum. O kondüktör geldi, bir Arapça konuştuk. Frankfurt'ta olduğumu, Avrupa, Almanya'da olduğumu şey öğrendi. Bana dedi, benim oğlumu orada iş bulamaz mısın? Benim Almanya'da iş bulmak zor falan dedim. Baktım anlatmıyor falan. Teberatı unuttum, adresini verdi bana, aldı, sonra mektup yazdı. Benim oğluma iş buldu. Ben işime söyledim. Alman, Müslüman Alman var, işime söyledim. Benim işim, belki şimdi beni televizyonda da dinliyor, dinlesin. Bana dedi, bu adama iş bularım dedi. Bu arada bizim zenginler şey küçük şehrinde kalırız. Yakınımızda bir Maliye Bakanlığı'nın, Alman Maliye Bakanlığı yapmış bir meşhur politikacının şoförü kalıyordu. Onu şoförüne söyledi. O şoför bakana söyledi. Bakan bizim köşkleri varmış. Buna bir başbakanına ihtiyacımız var. Alırız getirtiriz falan diye başladı. Onun gelme Almanlar o zaman da Almanlar zorluk çıkartıyorlardı adamın gelmesi için. Çalışıyordu adam. Benim eşim bana bu adama mütemadiyen diyor ki bu adam bekliyor. Hem bana görmüş de değilim adamı. Bana tanımıyorsunuz diyor, da bilmiyorum. Ona mütemadiyen ona bir mektup yazıyor. İş oluyor safhasına anlatıyor. Bana her 20 günde bir her ayda bir eşim ikizlerinin zarfında en aşağı yukarı 20 mektup yazdırdı. Bu adam bekliyor diye. Şu adam 20 ay sonra iş oldu, geldi. Görmedik bile adamı. Budur ara haber vermek. Bunları Türklere, bizim Türklerimize kabul ettirebilirsek bu itiadı çok büyük bir mesafe kaydetmiş oluruz. Hocam çok güzel bir örnekle programımızın sonuna gelmiş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Her programda aldığım notların büyük bir kısmı kalıyor ama maalesef hep öyle oluyor. İnşallah başka bir fırsatta konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrar. Evet. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür. Sevgili seyirciler, böylece Bir Doğu Batı'nın yine sonuna geldik. Önümüzdeki programda bir başka konu ve konuklarımızla tekrar beraber olmak ümidiyle hoşça kalın.